Pardon, saat kaç? Ne yapacaksın lan saati? Beyime bak, saat soruyor. 4:10 var. Ne o? Bir yere mi yetişeceksin? İstersen bir sen bırakın. Deli misin? Deli numarası mı yapıyorsun? Neredesin Mustafa? Neredesin? Ben kendimden çok sana inandım. İmkansızı mümkün, olmazı olur yaparsın sandım. Ben sana inandım Mustafa. Nasılını, nedenini bilmiyorum ama inandım. Ne olur çık gel. Sevda iyi de, kalk şu masadan de. Mustafa ne olur. Siz Kenan Şan'la Figen Kutlu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Figen Kutlu, Kenan Şanlı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sevdayı düşün. Müdahale etmeyin. Figen Kutlu, Kenan Şanlı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Boşalt burayı, boşalt çabuk, boşalt. Ne oluyor? Boşalt. Boşalt kardeşim, boşalt. Boşalt, boşalt. Bir saniye memur boşalt. Bey, ne oluyor? Kardeşim boşalt diyorsak boşalt. Bomba bir para var. He, he. Bomba mı? Ne bombası ya? Ya çık diyorsam çık işte kardeşim. Boşalt. Gel. Arama yapacağız be. Gel, gel. Boşalt. Gel. Boşalt, boşalt. Çık. Arama yapacağız, çıkın. Bomba mı? Ne bombası ya? Ya pardon, sahilden gidebilir miyiz? Harem tarafından. Harbiden manyak ha bu herif. Ya şu havai fişek gösterisi olacakmış da hani onu izleriz diye düşündüm. Hazır Çuntacı Paşa'mızla İstanbul'dairken belki evlendirme dairesinde nasıl havaya uçtuğunu da görmek ister. Abi şey, bu 6. Lenin'in savaşçıları olarak düzenliyoruz bu eylemi. Ne diyorsun lan sen? Tüm birinden dikkatine. Kaçıncı Lenin'di lan? 6. 6. Lenin örgütü Üsküdar Evlendirme Dairesi'ne bomba yerleştirmiş. Tüm birinden dikkatine. Ulan it! Evlendirme Dairesi'ne niye bomba koyuyorsunuz? Evlilikleri engellemek için. Hem komünist hem manyak lan bu. En tehlikesi de bunlar. Ne Allah, ne kitap, ne Kur'an. Hiçbir şey yok bunlarda. Öttürürler seni içeride. Vatan haini it! Evet demeyecektin değil mi? Sevda'nın ölmesine göz yumacak mı ya? Kenan, Mustafa bulacak onu. Ya nasıl bulacak? Yürüyerek mi bulacak? Ben inanıyorum ona. Ya kim bu Mustafa ya? Donu olmayan adamın teki, garibanın teki. Nasıl bulacak? Ne var, yalan mı? Yalan mı söylüyorum? Bu Mustafa sana ne yaptı da sen böyle yere göğe koyamıyorsun bu adamı? Orası seni ilgilendirmez Kenan. Bak Figen. Sevda psikopat bir herifin elinde şu an. Parmağını kesmiş kızın. Kim bilir daha neler yapacak kıza. Ya bir şey yapmamız lazım. Bir şekilde ikna etmemiz lazım onu. Polis geldi, bomba ihbarı oldu. O yüzden evlenemedik dememiz lazım. Nerede olduğunu biliyor gibi konuştun. Ne? İkna etmemiz lazım falan diyorsun ya. Bomba ihbarını söyleyelim falan. Efkan'ın nerede olduğunu biliyor gibi konuşuyorsun şu an diyorum. Ya ne alakası var? Nerede olduğunu bilsek de söylesek diyorum. Zaten bütün İstanbul ayağa kalkmıştı şimdi. Bütün İstanbul'daki polisler Harun Rona'nın kızını arıyor. Ama bizim işçi Mustafa bulacak onu. Ne Mustafa'ymış be? Git Figen, git. Bugün değilse de yarın, bir gün olacak bu iş. Olacak. Mustafa'nın da ipini çekmenin zamanı geldi. Şişt, dur bekle, nereye gidiyorsun dur. Tak, hoş geldin kızım. Nasıl geçti günün? Çocuklar çok yormadı değil mi bugün seni? Yok, iyiydi. İyi geçti. Aşağı. Anne. Ha yavrum. Ben seninle bir şey konuşacaktım aslında. Hayırdır inşallah, ne oldu? Bir şey yok ya, öyle korkulacak bir şey değil yani. Merak etme.
Ay kızım söylesene, çatlatma insanı ne? Tamam söyleyeceğim ama bir kahve yapayım önce. Böyle anne kız karşılıklı bir kahve içelim. Ay kızım durup dururken ne kahvesi, anlatsana işte. Tamam anne, anlatacağım yani, bir şey yok. Yani var da güzel bir şey. Köpüklü kahve yapayım şöyle. İçerken konuşalım. Oldu mu köpüklü kahvelerin ha? Hı. Tamam hadi, kahve de hazır, konuş hadi. Emine teyze de çekmiş gitmiş. Ama şeytan görsün onun yüzünü. Ama muydu söyleyeceğin? Emine'yi mi konuşacağız şimdi? Ay yok anne, saçmalama, onun için oturup kahve mi yapacağım bir de? E ne yavrum, söylesene, çatlatma insanı diyorum, söyle. Mustafa ile ilgili. Sınır. Ne olmuş ona? Yani bir şey olmamış. Ya. Yok. Şaka. Sen şaka yapıyorsun bana değil mi? Şimdi Mahsulcuk'tan bir şeyler söyleyeceksin. Beni sinirlendirmek için yapıyorsun değil mi? Yok kızım, söyleme. Söyleme. Anne, ya bir dakika, ne anladın ki? Hay ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Emine gitmiş madem. Feraye tek başına başa çıkamaz, ona yardım edeceğim. Anne oturup konuşacaktık. Ne yapıyorsun? Resmen kaçıyorsun, farkında mısın? Evet kızım, kaçıyorum. Kaçıyorum. Anne. Anne ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yapıyorum acaba ben Figen? Ne yapıyorum acaba? Tamam da bir dur, konuşalım. Konuşuyorduk işte. Figen. Ben seni karnımda değil, kalbimde büyüttüm. Sesinden, aldığın nefesten bile ben seni anlarım. Anladın mı? Anlarım ben seni. E tamam anne. Anladın işte. Anlamaz olaydım Figen. Sakın bana bunu deme, sakın. Ya niye demeyeyim? Anne neden demiyorum ya? Niye diyor Allah'ım yarabbim. Kızım senin aklın iyice uçtu gitti. Yani eserekli olan Ebru'ydu. Sen akıllıydın. Senin bu yaptığını Ebru bile yapmaz. Ya anneciğim ben ne yapıyorum? Bir durur musun? Bir söyle, ne yapıyorum ben? Anne bak, ben Mustafa'yı seviyorum. Tamam mı? Allah'ım seviyorum diyor ya. Seviyorum diyor. Sevemezsin. Adam katil. Başını sokacak doğru düzgün bir evi barkı bile yok. Harun Bey şimdi yallah dese işi yok, işi. Nereden gelmiştir, nereye gitmiştir hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ha, bildiğimiz tek şey var, bir tane kızı var. O da böyle Sinan'ın etrafında dolanıp duruyor burada. Bu kadar. Anne. Anne bir durur musun? Yoruldum ya. Allah Allah. Anne. Bak ben ona inanıyorum, tamam mı? Ha, tabii inanırsın kızım. Çünkü sen herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ah gel, ah ah. Anne böyle ağlayıp ağlayacak bir şey yok ya. Ne kadar büyütüyorsun? Var kızım, var. Dövüne dövüne ağlayacak şey var. Feraye, ne yemek istediler sen onu söyle bana. Izgara et, iç pilav. Ben çorbayla zeytinyağlıları hallettim. Pirinci de ısladım. İyi, iyi. Eti de avcarlamışsın. Tabii. Tamam, gerisini ben hallederim. Tamam. Feraye. Sen bize birazcık izin verir misin? Şu kapıyı da kapatırsan. Tamam. Çıkart bakalım pilav tenceresini o zaman. Tamam, çekil orada. Soğan getir bana. Bir de şu kuş üzümünü çıkar. Orada sıcak su var. Al. Isla onu, şişsin. Ah kızım, ah, 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 ah. Ben seni üvey ana olasın diye mi büyüttüm ha? Tabii, şimdi sana her şey çok kolay geliyor ama o işler öyle olmuyor. Sen kulağını aç, beni iyice dinle. Şimdi seviyor ya seni Figen abla, Figen abla diye Cemre. Evet, ben de onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor, evet anne. Hı. Tereyağını getir. Hemen zeytinyağı çıkart. Ocağın da altını yak sonra gelince. Yani ne kadar koyacağım ben bundan şimdi? İki kaşık zeytinyağı, bir kaşık tereyağı. Anne tamam, niye bağırıyorsun ya? Aa.
Sever tabii. Şimdi sever çünkü Figen ablasısın sen. Yarın öbür gün karşısına geçip de ben annenin yerine geçtim artık. Şimdi baban beni sevecek deyince ne olacak bakalım ha? Anne öyle bir şey tabii ki demeyeceğim. Denir mi öyle bir şey? Sen istediğini de kızım. O çocuk, çocuk onun anlayacağı şey o. Ne olacak? Tatlı Figen ablası gidecek. Yerine babasının kalbini çalmış hırsız Figen abla gelecek. Anne olmayacak. Koy, koy kavur şu soğanı. Öyle bir şey olmayacak. Hı, tabii. Bak kızım. Ben senin gibi okul mektep okumadım. Değil mi? Anne ne alakası var bunun okula mektepli Allah aşkına? Çok alakası var. Tam da onu diyorum işte. Ben okul mektep görmediğim için cahil cühelayım. Fıstığı getir. Ben insanın gözünden anlarım, gözünden. Hani böyle gözünün içine baktım mı niyetini de seceresini de okuyuveririm. Ne kadar oldu sen bu adamı tanıyalı Figen? Ha? Birdenbire gökten zembille iner gibi düşüverdi köşkün ortasına. Ha şey gibi, uzay yolu var ya, uzay yollarını seyrediyoruz. Onda diyor ya, Scotty ışınla bizi diye. Tak o misal. Hop ışınlanıp iniverdi yani köşkün bahçesine. Anne ne diyorsun ya? Gülme, gülme. Tarçını çıkart. Şu kuş üzümünü de süz. Tamam. Hadi koy. Al bunu. Tamam. Anladık. Karısı ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bir tane bir kızı var. Yani kızıyla kala kalmış ortada. Evet anneciğim bak zaten kendin söylüyorsun. Kızıyla kala kalmış. Yani hayatta kalmaya çalışıyor adam. Kızı için çırpınıyor. Allah kolaylık versin. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tarçını öyle kaşığın ucuyla bir damlacık koyacaksın be yavrum. Tamam. Da bu adamın yani anası babası da mı yok? Ha? Ne bileyim ben bir amcası, emmisi, yengesi hiç kimsesi yok mu hayatta? Ha durup dururken nereden çıkıp geldi bu adam Figen? Niyeti ne? Ha? Amacı ne bunun? Yani sıkıntı ışınlamış işte. Çok komik. Çok komiksin. Sen anca annenle alay et. Şunu süz, şunu süz. Aa, bak onu da bıraktı. Yakacaksın şimdi. Anne ha? Nasıl yapayım aynı anda hepsini? Kolay değil işte o işler hanımefendi. Kolay değil. Hadi getir, hadi getir yanacak. Koy. Koy, 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 koy. Tamam suyunu koyacağım şimdi. Tamam. Ya, kahve tamam, de bırak. İçelim bebek. Kahve yarım kaldı. Burada yapayım mı? Burada içelim. Tabii bir kahvemiz eksikti. Anne bak ne? Ben seni böyle... Böyle mıncırmıyorum ya ne zamandır böyle. Yapma. Ha, sıkıştırmıyorum sen o yüzden böyle gelmiyorsun. Sen bir yapma, 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 yapma. Gülmeyeceğim. Bırak, 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 bırak. Oh, oh ya, oh. Ha, güzel koktu. Hadi. Hadi. Özür dilerim. İyi tamam geç içeri. Annem gelecek şimdi. Demeyeyim diyorum da deme. Sonradan çıktı artık deme. Usul deme. Deme. Genç o daha. Biz de gençtik Mustafa. Artık değil misin? Yaşlandın mı? Ya öyle göstermiyorsun öyle baktığımda en fazla 40-45 derim o kadar. Mustafa dalga geçme. Bak ne yapalım biliyor musun? Kaçalım. Kaçalım mı? Ne demek kaçalım? O manada değil. Öyle değil. Hadi kaçalım. Ne diyorsun Mustafa? Nereye gideceğiz ya? Söylemezsem gelmeyecek misin? Yani geleceğim. Doğru. Ne soruyorsun o zaman? Zaten gelmezsen ben seni kaçırırım. Öyle mi?
Bayağı soğumuş. Evet. Ya bir dakika. Sokağa çıkma yasağı. Ya daha bir iki saat var. Yani tamam, nereye gideceğimizi sormayacağım da dönebilecek miyiz? Ben döneceğimizi söylemedim ki. Araba Harun Bey. Ya sabaha kadar ihtiyacı olacağını sanmıyorum. Sen delirdin mi? Aramızda kalsın. Yasağı bir iki saat var. Harun Bey'in arabasıyla hiç bilmediğim bir yere gidiyorsun. Sen deli misin? Aramızda kalırsın, sevinirim. Lan. Evet, işte yoldayız artık. Nereye gittiğimizi söylemeyecek misin Ali? Dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz. Evet. Mustafa birazdan sokağa çıkma yasağı başlayacak ya durdururlarsa. Yani belki de durdurmazlar. Allah Allah, niye ki? Yani görmezler. Belki böyle görünmez oluruz. Spokuz. Ben ikna ederim artık, sen iyice delirdin. Yani ben bu konuda anlaştığımızı sanıyordum. Eyvah, bak şu mağazımı açtırıyordun. Mustafa, ne yapacağız? Mustafa, ne diyeceğiz? Tamam, sakin ol. Sokağa çıkma yasağından haberiniz var mı? Var. Dışarı çıkın ikiniz de. Kimlikleri çıkarın. Bir dakika. Şimdi... Memur bey kardeşim, ben sana bunu vereyim. İki ihtimal var. Bu cüzdanı açarsın, içindekine bakarsın. Sonra bir de Türkiye haritasını açarsın. Kendine yeni bir vazife yeri bakarsın. Bu birincisi. İkincisi, önünden çekilirsin. Bir operasyonu berbat etmemiş olursun. Ha, belki de ben önemli biri değilimdir. Belki de operasyon falan da yalandır. Biz böyle yasağı takmadan kendimiz sokağa atmış bir tane serseri sevgiliyizdir. Orasını bilemem. Bunu anlamanın tek yolu var. Aç bakyalı yeri ver! Hayırlı vazifeler. Sen ne yaptın az önce? Ne yaptım? Ha, görünmez oldum. Dedim ya, kus pokus. İyi de ya kimliğine baksaydı? Baksaydı. Mustafa, nasıl emin olabilirsin ki böyle bir şeyden? Değildim zaten. Bakabilirdi ama bakmadım. Tabii, dereye geldik biz. Ya. Ya dur, dereye geleyim. Neresi burası ya? Kibir evi bu. Bir şey diyeceğim, sen bana güvenmiyor musun? Hı? Gel hadi. Hayır, benden bu kadar. Yani burası kimin evi, biz niye buraya geldik? Bu soruları cevaplamazsan ben bu arabadan asla inmiyorum. Tamam. Burası hayatını kurtardığın bir adamın evi. Yani villası. Yani biz niye buradayız? Ne yapacağız burada? Bir şey yapma. Bilmiyorum, baş başa kalmak böyle iyi olur yani. Güzel olur diye düşündüm. Bak, eğer istemiyorsan hemen dönebiliriz. Yani ben tercih etmem ama sen istemiyorsan dönelim. Yani hayır, istemediğimden değil de ben de bazı soruların cevaplarını arıyorum. Aradığın her sorunun cevabını bulacaksın. Ama yemekte. Yemekte mi? Evet. Ne yemeği? Sürpriz. Ya Mustafa, değil mi? Sürpriz.
İyi peki. Peki. Buyurun Figen Alan. Hangisini beğendiniz? İsterseniz bir deneyin, üstünüzde görelim. Tamam, olur. Deneyeyim. Ben kapıdayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana seslenebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Nasılsın yani Mustafa? Öyle. Ben çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Sağ ol. Ama hiçbir zaman böyle burnunu cama yapıştıranlardan olmadım. Yani değildim. Ne demek o? Arada bizi evlat edinmek isteyen aileler gelirdi. O gün hepimizi alırlardı böyle. Banyo yaptırırlardı. Bu sefer tabii sıcak suyla. Sonra en güzel kıyafetleri giydirirlerdi. Kolonya sürerlerdi. Ama limon kolonyası değil. Tütün kolonyası. Nefret ederdim. Hala da sevmem. Onu herkes cama koştururdu. Böyle yapıştırdılardı suratlarını cama. Gelecek olan arabayı beklerlerdi. Araba bahçede göründüğü zaman böyle bir çığlık başlardı, bir koşuşturma başlardı. Herkes aşağıya koştururdu. Ben gitmezdim. Sonra böyle salon gibi bir yer vardı. Oraya toplarlardı bizi. O çocukların hepsi böyle bir anda kibarlaşırdı. Görmen lazım öyle. Herkes hoş geldiniz efendim. Hoş gittiniz efendim. Teşekkür ederiz efendim. Benim annem canım annem şiirini okuyan bile olmuştu. Sen ne yapardın peki? Burnumu karıştırıyordum. Küfrediyordum. Böyle deli yaramaz çocuklar gibi davranıyordum. Kızıyorlardır sana. Çok. Çok kızıyorlardı. Hele müdür. Bağırmaya başlardı böyle. İstemiyor musun annen olsun? İstemiyor musun? İstemiyordum. Annem olsun istemiyordum. Annem gelsin istiyordum ben. Biz buraya niye geldik biliyor musun? Niye geldik Mustafa? Konuşmak için. Neyi konuşacağız? Mustafa. Bizim istediğimiz sen değilsin. Bizim istediğimiz Harun Burhan. Peki son bir soru Mustafa. Figen. Onunla alakan ne?
Devlet kızına babalık yapar, seni de unutturur. Ben de senin adil yargılanmanı sağlayacağım. Kabul, kabul. Mustafa, artık bana çalışacaksın. Mustafa, bana bir şey mi söyleyeceksin? Kimin evi burası? Abimin. Yani bir abimin. Aziz diye bir abi. Ve beni şu an düştüğüm durumdan ancak o kurtarabilir. Hangi durumdan Mustafa? Bak, belli ki bana söylemediğin bir şey var. Ne oldu, kimin mi açığa çıktı? Yok. Öyle değil. Şu an her zamankinden daha üzgünüm. Öyle serbest serbest dolaşabiliyorum. Neyse, sen bana bakma, boş ver. Günaydın kızım. Bugün tanışmak nasip oldu. Ben Aziz Baran. Merhaba, memnun oldum. Ben de Figen. Dilerim sizi iyi ağırlayabilmişizdir kızım. Yani çok güzeldi her şey. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hadi bir iki lokma bir şeyler yiyelim. Siz başlayın, ben hemen bir telefon edip geleceğim. Hayır. Buyurun. Mustafa sizin eski bir kabadayı olduğunuzu söyledi. Eskiliğim doğrudur. Kabadayı bilmem. Peki siz nasıl tanıştınız? Yani nereden tanıyorsunuz Mustafa'yı? Anlatmıştır. Hayatımı kurtardı tesadüfen. Can borcum olduğu için bir şeyler yapayım istedim. Parayı da buldu. İşte öyle şeyler. Hiçbirini istemedi. Gururlu adam. Sen de anlamışsındır zaten. Ara sıra gelirdi. Yani ben içeriye girene kadar. Hani sohbet, muhabbet, çay, kahve. Sonra da çekip giderdi. Bu kadar mı? Evet kızım, bu kadar. Kabadayı falan diyorsun da, Köroğlu da bir kabadayı değil miydi? Hayır, değildi. Köroğlu zorbaya baş kaldırdı, zayıf korkutmadı. Yani sizin evinizdeyiz, yani çok güzel bir gece geçirdik. Şimdi de sofranızdayım ama dürüstçe ne düşündüğümü ifade etmezsem. Kendine olan saygını kaybedersin değil mi kızım? Evet. Kendisine saygısı olmayan başkasına da gösteremez. Öyle. Dürüstlüğün için çok teşekkür ederim kızım.
Ailen seninle gurur duyuyordur. İznin olursa tek bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Gördüklerinin yarısına inan, duyduklarına hiç inanma. Beni yargılamak için de acele etme. Biraz zaman tanı. Hem kendine, hem bana. Biraz ileri mi gittim? Yok yok. Beraber yol aldık diyelim buna. Kusura bakmayın, uzadı biraz. Hadi buyurun. Var bir şey. Gel. Tamam. Evet. Ne oluyor? Söyler misin? Nasıl bıraktılar seni? Ne oldu? Diğer kimlik sahte çıktı. Bak, buralar çok tehlikeli insanlar. Senin tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli, çok çetrefilli işleri var. Ne oldu? Neden gitmediniz dün gece? Kayıkçı gelmedi. Merak etmeyin. Bulacağım Kenan'ı. Söz. Merak etme. Kenan'ı çıkaracağız. Mustafa, bir şey mi var sana? Fika, sen bana hep dürüst oldun. Mustafa, sen dur. Sen gelmişsin, neyle karşılaşacağımız belli değil. Başına bela alma. Olur mu öyle şey? Ben gider konuşurum hatta. Bak, son dönemde ailem dahil herkes benden bir şey saklıyormuş gibi hissediyorum. Sen de bana bu hissi yaşatmış, ne olur. Söylemen gereken bir şey varsa söyle. Benim sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Ne oluyor? Söyler misin? Bir şey mi söylemem gerekiyor illa? Ya ne bu suratın? Bağırmaya ne dedim? Ben arabayı gece aldım, sabaha kadar da gezdim demedin herhalde. Hayır, öyle demedim. Dedim ki sabah geldim, arabayı çalıştırdım, arabadan ses geliyordu. Aldım, sanayiye götürdüm dedim. İnandı mı? Niye inanmasın? Baba, niye inanmasın ki? Dün geceki polisler gibi, değil mi? Yani sonuçta onlar da senin bir operasyon, hatta bizim birlikte bir operasyona gittiğimize inandılar sonuçta. Bir dakika, bir dakika. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Söyler misin? Ben burada ineyim artık. Filan, kreşe bırakacağım seni. Biraz yürümek istiyorum Mustafa. Filan. Görüşürüz. Sen bu adamı tanıyalı Figen. Ha? Birdenbire gökten zembille iner gibi düşüverdi köşkün ortasına. Bütün İstanbul'daki polisler Harun Rolan'ın kızını arıyor. Ama bizim işçi Mustafa bulacak onu. Allah Allah, ne Mustafa'ymış be? Memur bey kardeşim, iki ihtimal var. Ucuzdanı açarsın, içindekine bakarsın. Sonra bir de Türkiye haritasını açarsın.
kendine yeni bir vazife yeri bakarsın. Bu birincisi. İkincisi, önünden çekilirsin, bir operasyonu berbat etmemiş olursun. Vay vay vay. Kimler buradaymış? Kenan, gerçekten hiç çekemeyeceğim seni şu an. Küçük oyunlarından da, gözümün içine baka baka söylediğin yalanlardan da bıktım. Mükemmel bir zamanlama. Çünkü ben de tam olarak o oyunlardan ve yalanlardan bahsetmek için gelmiştim buraya. Özellikle senin şu süper kahramanla ilgili olanlardan. Söyle ne söyleyeceksin, hadi. Şimdi kaseti biraz başa alayım istersen. Ben içerideyken Efkan Sevda'yı nezarete getirmişti. Bana işkence yapılışını seyretsin diye. Tamam, bana ne bundan? Sana nesi şu. Hadi Efkan babasının gücünü kullanarak Sevda'yı bir şekilde soktu içeri. Sen nasıl girdin içeri? Ha? Mustafa seni nasıl soktu içeri? Dünden beri kimse tek bir kelime bile alamadı askerden, polisten. Nasıl yaptın yani? Nasıl öğrendin Kenan'ın burada olduğunu? Nasıl ayarladın bu görüşmeyi? Onu soruyorum. Sen beni içerideyken nasıl yaptıysan öyle. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi Mustafa? Sana bir soru daha. Sen Dündar'ın evinin nerede olduğunu biliyor musun? Ah. Ben de bilmiyorum. Ama kim biliyor biliyor musun? Senin o Mustafa biliyor. Saat bir gibi sizi kahvaltıcıda buluyorum. Sevda'nın kaçırıldığını söylüyorum. Senin süper kahraman atlıyor hemen. Oo, tamam, ben kurtarırım, ben bulurum falan diye. Fırlıyor gidiyor. İki saat içinde Dündar'ı buluyor. Polisi ayarlıyor. Polisler geliyor, nikah salonunu basıyor, bomba ihbarı, yalan dolan falan, nikahı iptal ettiriyor. Bunların hepsini yapan kim? Senin zavallı, işçi, mağdur Mustafa. Vay be, vay arkadaş ya. Figen. Vay. Artık iyi insan lafın üstüne gelir mi desem, yoksa iti ançoma hazırla mı desem, ne desem bilemedim. Canımı sıkma Kenan. Kenan. Müsaade et bize. Tabii tabii, müsaade sizin. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ha bu arada. Efkan'ın sana selamı var. Bir de küçük bir notu var. Diyor ki, çanak çömlek patladı. Sen anlamışsındır artık Mustafa kardeş. Hadi bana eyvallah. Kadar yaşadığım hayatın tamamen yalan olduğunu bile hazmedememişken. Az önce beni doğuran kadının öldüğünü öğrendim. Dün gece. Kimin olduğunu hiç bilmediğim bir evde. Seninle bir gece geçirdim ben.
Bir kadın için sevmekten, sevilmekten daha önemli olan güvenmektir. Gölgesinde huzur bulacağı, kendini değerli hissedeceği bir adama güvenmek. Şimdi o ev kimin biliyorum. Ama geceyi kimle geçirdim onu bilmiyorum. Ona neden yalan söylüyorsun Mustafa?